Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Kaya Haber Bülteni'nin 6. bölümünde 06 nerenin plakasıyı aşağı yorumlarda geçiriyor muyuz efendim? Ve videonun sonuna kadar izleyen kazanıyor abi. Peki ne mi yapacağız? Bu sefer pek kaya saklam haber bülteni fazla hazırlamadım. Kısa bir haber bülteni olmuş olacak. Bu arada rapimi hala izlemediyseniz, yeni rapimi vardır. Sağ köşeden gidebilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Bu arada bu videoda da yine aynı şekilde sözlerini okuyacağım size. Aynı şekilde şarkıda da belirttim zaten, gerek yoktu ama yine de şöyle göstereyim. Şöyle biraz söyleyeyim ya, canlı yayın gibi olsun. Amacımız varsa gayemiz vardır. Gayenin ardında başarımız vardır. Aklımız varsa düşüncemiz vardır. Vardır. Akıl bu saptanır her şeye. Düşünce kirletir her şeyi. Her şerde vardır bir hayır. Bunda da vardır bir hayır. Düşünmememiz gerekir olumsuzca. Gayenin ardında hayallerimiz de vardır. Neyse bakın, sağ iç köşeden gidip izliyorsunuz. Yine aynı şekilde vardır. Ya böyle ritimden daha güzel oluyor. Neyse dinlersiniz. Evet, artık konumuza giriş yapalım ya. Artık başlangıcımızı yapalım yani. Ya biz seni dedik, bari konuya da girelim. Evet sayın seyirciler, bugün sizlerle birlikte iPhone 11 haberlerinden bahsedeceğiz. Evet, iPhone 11 nasıl olacak onu açıklayacağım. Haberimi shiftlt.com'dan aldım. Daha doğrusu önceki haberlerimi falan da birçoğunu Habertürk'ten falan aldım. Habertürk Spor olsun, Habertürk Haberler falan olsun. Ve diğer birazdan bilinmedik siteler de olabilir, diğer haber sitelerinden de olabilir. Onlardan aldıklarım da oldu ve oluyor da. Fakat belirtmeyi unutmuşum. Neyse, kaynaklarımızı bundan sonra aşağıda veririz. Ne yapırdım diyelim, tamam mı? Zaten yani belli olmuyor. O haberden o habere geçiyor. Yani kimi kaynaklar şöyle. Şimdi bir haberi alırsınız veya bir bilgiyi, o başka bir bilgiden alır. Zaten sitelerini verirler. Vermeyenler de oluyor yani. Ondan ona, bundan buna, daldan dala, gümbür göle geçiş veriyor yani. Neyse bu arada kimse bilmeyecek bence. Neyse devam edelim. iPhone 11 nasıl olacak? 5 dakikalık kısa bir video hazırladım. Enden sonra 2-3 dakikada konuşur videomuzu bitiririz. Hadi o zaman. iPhone 11 nasıl olacak? Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı 2019 iPhone modelleri ile ilgili her geçen gün heyecan verici detaylar gelmeye devam ediyor. Biz de sizler için bugüne kadar iPhone 11 veya iPhone 11 özellikleri ile fiyatı ile yapılmış olan tüm sızıntıları bir araya getirdik. Peki yeni iPhone modellerinde bizleri ne gibi yenilikler bekliyor? Gelin bu detaylara yakından göz atalım. iPhone 11 özellikleri ve fiyatı hakkında her şey. Daha önceden yapmış olduğumuz haberlere shiftlt haberleri, tamam. Bakabilirsiniz yani. 2019 iPhone modelleriyle ilgili birçok önemli detayı sizi değerli okurlarımız ile paylaşmıştık. Şimdi ise iPhone 11 özellikleri ve fiyatı hakkında paylaşılan tüm detaylar için sizlere hazırlamış olduğumuz video ile bir araya getirdik. Şimdi iPhone 11 özellikleri ve tüm fiyatı hakkında tüm bilinenler. Daha fazla uzatma da geçelim isterseniz. iPhone 11 özellikleri ile bizleri ne gibi Eylül 2018'de tanıtmış olduğumuz iPhone XS ve iPhone X-Ray modelleriyle birlikte bir türlü istediği satış rakamlarına ulaşamayan Apple bu yıl piyasaya sunacağı iPhone 11 modelleri birlikte bu durumu telafi etmeyi planlıyor. 2019 iPhone modellerindeki en büyük yenilik kamerada olacak. Paylaşmış olduğumuz haberlerde Apple'ın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'nu başvurusuna yaptığı patentlerde önemli bir dolaylı detaylı keşfeden updated iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkartmış. Apple Insider'a göre yeni iPhone modellerinde oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verilecek. Söz konusu bu kamera özelliği sayesinde kullanıcıların fotoğraf çekeceği önceden tespit edilebilecek. Yeni iPhone'larda yer verilecek olan yakınlık, jiroskop, sensörleri sayesinde kullanıcı fotoğraf çekmek için hamle yaptığında telefonun kamerası otomatik olarak açılacak. Ancak söz konusu bu özellik ilk bakışta biraz uçuk bir gibi gelse de Apple'ın bu özelliği yapmış olduğu patent başvurusu ile onaylamış olduğu özellikle belirtelim. Peki yeni iPhone modellerinin ekran boyutu nasıl olacak?
Nasıl olacak? Geçiyor. Ile ilgili paylaşılan raporları hatırlatacak olursak, bu yılda bizlere 5.8 inç ve 6.5 inçli OLED ekranlı iPhone modelleri bekliyor. Bunun haricinde ise iPhone X-Ray olduğu gibi 6.1 inç boyutundaki LCD ekran paneline ev sahipliği yapan modelde bizler hatırlarsanız en son yapılan sızıntı ile beraber iPhone XS Max ile ilgili bomba iddialarda bulunmuş da Apple'ı yakın kaynaklarda paylaşılan bilgiler doğrultusunda 2019 iPhone X yani 11 modelinin 3'te ana kamera kurulumuna 4000 mAh bataryaya 15W kablosuz şarj desteği ve 120 Hz OLED ekrana ev sahipliği yapacağı belirtilmiş. Bir heyecan verici detaylar doğrultusunda 2019 iPhone modelleri de detaylandırmıştı. Bu kısımda ise aktarılan raporlara göre bu yılda karşımıza 3 farklı model olan Apple'ın tanıtacağı yeni amiral gemilerinin iPhone 11, iPhone 11 Max, iPhone X-Ray 10 ve 2019 olarak adlandırılacağı düşünüyor. Wall Street Journal tarafından son paylaşılan raporlarda iPhone 11'in 5.8 inç üzerindeki OLED ekranının üzerine kurulacak. Bunun haricinde 2018 model X-Ray aksine X-Ray 2019 6.1 inçlik OLED ekranının üzerine kurulacağını da görmek değil. 2019 model iPhone'lar Type-C ekran içi parmak izi sensörü ile gelebilir. 2019 model iPhone'ların 2018 iPhone'lardan çok fazla farkını olamayacağız. Zaten bu yamızı rahatlıkla gözlemekteyiz. Fakat bu 3 yıl bu üçlü kameraların haricinde yeni iPhone modellerine beklenen en büyük yenilik ise Type-C ekranda parmak izi sensörü olarak bekliyor. Sony'un Forbes'e yazdığı yazı gelişmelerinin kısıtlı olması olmayacağı yönüyle suya son zamanlarda amiral segment akıllı telefonlarda yoğunlaşan ekran içinde parmak izi okuyucu 2019 model iPhone'lar içinde kullanılacak. Yayınlanan yazıda tek gelişmenin bu olmadığı Type-C iPod modeli. Forbes'te yazdığı yazı gelişmeleri kısıtlı olmayacağı yönünde suya son zamanlarda amiral segment akıllı telefonlarda yoğunlaşan ekran içinde parmak izi okuyucu 2019 iPhone'lar içinde kullanılacak. Yayınlanan yazıda tek gelişmenin bu olmayacağı Type-C modellerinin ardından Type-C modellerinin de geleceği iddia ediliyor. Yeni cihazda birden fazla biyometrik doğrulama cihazının güvenlik katmanları arttırılacaktır. Aynı zamanda bir parmak izi okuyucusu Face ID yüzünüzü tanımakta sorun yaşarsa alternatif doğrulama yöntemi Wi-Fi da siz okuyun. Yes my friend. Abi öncelikle fiyatı çok pahalı. Yani $1000, $1500 ne demek abi ya, zaten dolar pahalı. Şöyle 5-6 lirayla çarpsak onu $1500 bayağı bir yapar. 1000 lirayla çarpsak durun bakalım $1000 diyormuş işte. 1000 lira nereden çıktı? 6 ile çarpsak bakın 6000 lira yapar yani. Bir telefona 6000 lira bence değmez abi. Bakın çok ufaktan da olsa eğer bu işten anlıyorsan birbirine Xiaomi önerebilirim. Çok fazla önermem. Çok az da önermem. Yani Xiaomi öneririm. Çünkü fiyat açısından gayet güzel telefonlar üretiyor. Kullanmadığım için çok fazla bir şey söyleyemem. Bakın o yüzden çok fazla önermem. Ama alacaksanız alabilirsiniz yani Xiaomi. Telefon alanlar için söylüyorum. Bir önceki haberlerimden de zaten dinlerseniz Huawei öneririm yani. Huawei biliyorsunuz dünyanın en iyi telefonu seçildi. Huawei P30 Pro. Yani Çinliler biliyor aga bu işi yapmasını. Çinliler bu telefon sektörünü, teknoloji sektörü işini biliyor. Ne yani iPhone bilmiyorum demek istiyor diyorsanız eğer ki hayır ben burada iPhone bilmiyorum gibisinin çağrışımda bulunmuyorum. Sonuçta bir zamanlar piyasayı alt üst etmiş. Fakat son zamanlarda piyasası düşmüş bir iPhone'dan, efsane bir iPhone'dan bahsediyoruz netice itibariyle. Fakat ama felakin çok da önermem yani. Bir zamanlar borsası en yüksekken şimdilik düşmüş bir iPhone'dan bahsediyoruz yani. Ama felakin kısa lafın kısası telefondur. Bakıyorsunuz Nokia 3310'a 15 sene kullanıyorsun ama aldığın bir Nokia değil de bir dokunmatik telefon olunca
2 yıl gidiyor, 1 yıl gidiyor veya kırdığı 5 ay kullanıyorsun, 3-5 ay kullanıyorsun, bozduğu şu bu oluyor, 1 yıl oluyor. Ben bu elimdeki telefonu kullanmak istiyorum, Samsung Galaxy S4. Tabii ki kastığı zamanlar oluyor, Samsung sonuçta bu. En çok kasan telefonlardan birisi. Fakat Samsung mu, General Mobile mi derseniz benim düşüncem Samsung'dur aga. Neyse, çok fazla tartışmaya girmeyelim. Eleştiri alabilirim çünkü eleştiri almayayım, tamam. Okay, yes my friend diyorum. Videomuzu bitirelim abi. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Konumuz iPhone'du. Derinlere daldık biraz ama olsun ya. Xiaomi'yi neden önerdim diyecek olursanız fiyat açısından ve özellikler açısından önerdim. Bilmem, ucuz etin yalisi tez yenir diye de bir söz var ama telefonu kullanmadığım için bilmiyorum, yani onun için bir şey söyleyemem. Neyse, daha fazla daha yeni daha güzel Kaya Haber bülteninin devam etmesini istiyorsanız bu bültenimiz şey oldu, bakın kısa oldu biraz biliyorum ama gerçi kısa da olmadı, bir haber yaptık, diğer haberlerimizi 3-5 haber bayağı yapıyorduk ama yine de 10 dakika falan olmuştu bir videoda. Her neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Diğer haber 7. bülteni bayağı uzun yapabilirim belki. Sizler neler isterseniz eğer ki aşağıda belirtiyorsunuz, hala daha fazla daha yeni daha güzel ya ben seni video istiyorsanız kapıda durmayın, Caryan yapıyor, abone olup bildirimleri de açalım hemşerim. Okay, yes my friend, o zaman kendinize iyi bakın, hoşça kalın, esen kalın, bye bye.